Çocuklar, dizinin konusu aslında Türkiye'de çok rastlanmadık bir konu değil. Yani hani hastanede çalışan yine kızla. Yine yani bir zengin çocuk, fakir kız hikayesi ve yine iki arkadaş, kuzen, arkadaş neyse aynı kıza aşık oluyor. Doğru mu? Doğru. Tabii hikayede yani birçok konu, dizilerde bu var ama farklılaştırmakla ilgili bir şey. Oyuncularla ilgili. Seni, bu arada Çilek Kokusu ekibi burada, bütün set ekibi burada. Çok sağ olun. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Sağ olsunlar. Bu hafta çekimler yaptık. Bize çok yardımcı oldular. Başına gelse ne yapardın ya? Bir arkadaşımla, gerçekten çok sevdiğim bir arkadaşımla aynı kıza aşık olsan ne olurdu? Yani arkadaşımı seçtiyse aradan çekilirdim. Arkadaşını seçtiyse aradan çekilirdim. Ama Volkan bunu yapmıyor şu an yani. Ha, evet. Şu anda yükleniyorlar yani. Evet. Sen başına gelse? Ben savaşırdım. Yani sonuna kadar giderdim. En yakın arkadaşın olmasına rağmen kız için savaşırdım diyorsun. En yakın arkadaşımsa eğer onların bir ilişkisi varsa tabii ki bir araya girmez. Yok, onların bir ilişkisi yok. Şöyle. Senaryo yazıyor. Bence senaryo yazıyor. Hani şöyle. Şimdi olay şöyle canım, bak. Ayağı altına aldım, benim zihnim açılır, ayağımı altıma aldım. İki tane erkek var, çok yakın arkadaş, bir tane kız var. İkisi de kızdan habersiz aşık oluyorlar. Kızın gönlünü seçerse ya. Kızın gönlü, evet de yani. Ya zaten aşık olduysak, eğer kızın gönlü birine kaydıysa, eğer gerçekten onu seviyorsak ya da bir şey hissediyorsak, diğer kişi aradan çekilmeli bence. Efendi gibi, aynen. Evet, bir taraftan çekil. Biz bunu halkımıza sorduk, ne yaparsınız diye. Çok sizin gibi cevaplar gelmedi, önce onu söyleyeyim. Enteresan cevaplar geldi, bir izleyelim bakalım. En yakın arkadaşınızın aşkına aşık olursanız ne yaparsınız? Önce aralarına bir fitne sokarım, ayırırım. Ondan sonra kendi mutluluğumu ön planda tutarım. Çok kötü olurum ben. Yani hiç iyi olmaz. Bayağı güzel diyorsun. Ya sen bana kafamı yedireceksin. Güzel deyip böyle şey yapma yani. Yani bayağı güzel yani. Bayağı güzel. O zaman yani ilerletirim yani artık. Ne yapayım, dayanamam artık. Ne yaparım? Evlenirdim onunla. Ama arkadaşınızın sevgilisi. Olabilir, bu sevgidir yani. Ben yaparım yani. Yalana gerek yok, yaparım net. Kafanı taşlara vurursun ya. Yapar mı? Yapar. Önce kim kaparsa. Ama arkadaşınızın aşkı bu. Olabilir. İyi olan kazansın derim. Enayi olup da kaptırmasaymış. Olamam. Oldunuz. Olmadı. Oldunuz. Farkında değilsiniz ama oldunuz. Bu nereden cevap etti yani? Olmam. Olamayım. Çok saçma. Olamam diyorum abi, oldu. Vallahi ben olamam diyorum. Öyle bir şey olamaz yani. Olursak da bizim olur o da. Sıkıntı yok abi. Başıma geldi Ankara'da. Çağırdım arkadaşımı. Bu kızla iki erkek ilgilenmez. Birimizden birimize kalsın. Arkadaşım dedi ki ben bu olaydan çekiliyorum, sana kalsın. Ben de üzüldüm. Tekrar gitti, telefon açtım. Orhan böyle böyle. Olmuyor, sana kalsın, ben devreden çıkayım. Hayır hayır dedi, ben çıktım, sana bıraktım. Neyse, kendim bu konuları yaşadım. Ondan sonra kıza sordum. Neden Orhan üniversitede okuyor, ben liseyi daha yeni bitirmişim. O daha ileri kademede eğitim görürken beni niye seçtin? Açıkça söyledi ki onun sandviç almaya parası yoktu. Bu sefer de ister istemez kendim kızdan uzaklaştım. Baba harika ya. Evet. Bu abiyi çok seviyoruz ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.